5 yıldır bir süren davamız vardı bizim. Mal rejimi davası. Taşınmazımız vardı. Bunun üzerinde ihtiyati tedbir kararı vardı. Şerh kararıdır. Bu taşınmazın bu süreç içerisinde, dava süreci içerisinde satılamaz kararıdır bu. Buna rağmen Tapu Müdürlüğü'nde, Kars Tapu Müdürlüğü'nde bu taşınmazın, bu karar, mahkemenin bu kararına rağmen satışı yapılmıştır. Ben burada bir ihmal olduğunu düşünmüyorum. Bir hata olduğunu düşünmüyorum. Bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunun olmasına imkan yok. Mahkemenin bir kararı söz konusudur. Burada zaten benim bir 5 yıllık mağduriyetim söz konusuydu. Şimdi bunun üzerine ikinci bir mağduriyet eklendi. Ben bunun nasıl yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını, bu suçun kimler tarafından işlendiğini bulunmasını istiyorum. Gerekenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Bu 5 yıl içerisinde benim bir sürü umudum vardı, ümidim vardı. O taşınmaz üzerinde emeklerim vardı. Bunu göz ardı edilerek bu şekilde yapılması benim çok zoruma gitti. Ve ümitlerim söndü ya. Benim hayallerim vardı, hayallerim söndü. Neden o? Neden? Yani belki ben kazanırdım. Mahkemeyi benim kazanmam söz konusuydu. Karşı taraf da kazanabilirdi. Ama orada bir ümit vardı. Onun ben hayallerimin yıkılmasına çok üzüldüm. Benim mağdur etmelerine çok üzüldüm. Bu hatanın kimler tarafından işlenildiğini, bunun kimler tarafından buna mal verildiğini ben öğrenmek istiyorum, bilmek istiyorum. Gerekenlerin de cezalandırılmasını istiyorum. Hakkımı istiyorum yani. Bu çok enteresan bir durum ya. Bir ay sonra 9. ayın ilk haftası mahkemem var ama ortada ev yok. Bu nasıl bir şeydir? Olmayan bir şey üzerine benim mahkemem olacak. Bu çok sıkıntılı bir durum. Ben bunun çözülmesini istiyorum. Sıkıntılı.